14 4 daha, 18 18 6 daha Önümüzdeki 5 yılın pil stoğunu yapmışsın. Hayırdır? Dur bir kafamı karıştırma ya. Kayıttayız kayıtta. Benim vurdular. Nay 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 Herkese merhaba. Bu videomuzda farklı marka model pillerin ölçümlerini yapacağız. Amacımız bir pile verdiğimiz paranın karşılığında ne kadar enerji aldığımız. En iyi pil durasel işte, ötesi var mı? Evet, durasel kaliteli ve uzun gidiyor. Ancak başka bir pilden 5-6 kat daha pahalı. Benim amacım 1 lira karşılığında bir pilin ne kadar enerji verdiği ve 1 lira karşılığında en fazla enerjiyi hangi pilden aldığımız. Elimizde Duracell'den, Milyoncu'dan alınan Çin malı pillere kadar toplamda 40 adet pil ve 11 adet farklı marka ve modelde pil var. Vartanın karbon pili 4 adetini 8 TL'ye aldık. Yani bir tanesi 2 TL. Vartanın alkalim pili 4 adetini 12 TL'ye aldık. Yani tanesi 3 TL. Duracell'in en baz modeli, çifti 7,5 lira, tanesi 3,75. Şu televizyonlarda 10 kata kadar koşan ayıcık var ya, ya da artık bu hayvan her neyse, o pil. İki tanesi 12 lira, yani bunun da tanesi 6 lira. Burada Durasel işi biraz da yukarı çıkartmış. Durasel Ultra, iki tanesi 16 lira, tanesi 8 lirayla elimdeki pillerin en pahalısı. Bim'den aldığımız Power B marka pil, 4 adeti 3,75 yani tanesi 93 kuruş. Bu da A101'den aldığımız Inflame marka pil. 6 tanesi 5.6 TL. Yani bunun da tanesi 93 kuruş. Güya 4 artı 2. Bimin piliyle aynı fiyatta. Şuradaki 4 ürünü milyoncudan aldım. Panasonic 4 tanesi 5 TL. Tanesi 1.25. Sony 4 tanesi 4 TL. Yani tanesi 1 lira. Toshiba 4 tanesi 3,5 lira tanesi 87,5 kuruş. Bu da Orbus denilen bir marka. Ben de ilk defa duyuyorum. Ama bunun da 4 tanesi 3,5 lira. Tanesi 87,5 kuruş. Elimde 3 farklı modelde Duracell'in pili var. Hep Duracell'in şu 10 kata kadar iddiasını merak ederdim. Fiyat performans olarak parasının hakkını veriyor mu gerçekten? Peki nasıl hesaplayacaksın? İşte böyle. Burada çok fazla kablo kalabalığı olduğundan biraz karışık gözüküyor. Farkındayım. En iyisi biz şemayı çizerek anlatalım. Şimdi kahraman pilimizi yuvasına yerleştiriyoruz. Kablolar yardımıyla multimetremize kadar getiriyoruz. Akımı miliamper cinsinden ölçmek için multimetremizi devreye seri olarak bağlıyoruz. Multimetremizden çıkan kabloyu ise DC oyuncak motoruna bağlıyoruz. Motorumuzdan çıkan kabloyu ise pilin eksi kutbuna geri bağlıyoruz. Ayrıca devredeki gerilimi volt cinsinden ölçmek için pile paralel olarak bir multimetre daha bağlıyoruz. Ve geçen süreyi ölçmek için bir saat kullanıyoruz. Motorumuzu şu şekilde sabitledik. Döndüğünü ve durduğunu görebilmek için elemeyi göz nuru pervanemi de motora taktım. Pil yuvamızı da hazır hale getirdik. Artı ucundan beyaz kabloyu çıkartıyorum. Eksi ucundan ise yeşil kabloyu çıkartıyorum. Buradaki kablo renklerinin hiçbir anlamı yok. Elim hangi kablo geçtiyse kullanıyorum. İlk multimetremizi devremize seri olarak bağlıyoruz. Bu multimetre ile akım ölçeceğimizden dolayı şuraya amper kısmına takıyoruz. Voltaj için bu yuvayı kullanıyoruz. Bakın zaten V yazıyor. Amper için de bu yuvayı kullanıyoruz. Zaten burada da 1 ampere kadar ölçtüğünü yazıyor. Multimetreden çıkan ucu ise motorun bir ucuna bağlıyoruz. Motorumuzdan çıkan diğer ucu ise şu şekilde pilin eksi kutbuna getirerek devreyi tamamlıyoruz. Diğer voltmetremizi de devremize paralel olarak bağladık. Sony'nin başlangıç gerilimi 1,564 volt imiş. Biliyorsunuz kalem piller 1,5 volt oluyor ama 1.5 1.6 volt arasında değişkenlik gösterebiliyorlar. Son olarak saatimizi de sıfırlayarak yerine yerleştirdik. Şimdi sistemimizi çalıştıralım ve bu pilin kaç saat motoru çalıştıracağını görelim. kendi emeğimizle hazırlamış olduğumuz el emeği göz nuru test düzeneğimizden sonuçlar geldi. Sizin de tahmin edeceğiniz üzere en uzun giden pil Duracell oldu. Onun en yakın rakibi... <laughs> Neyse daha fazla spoiler vermeyeyim. Birazdan bütün sonuçlara bakacağız. Ancak en yakın rakibinin sonuçları beni tatmin etmediği için ben de listeye ek olarak adedi 5 TL olan Kodak Maximum Super Alkalin ve adedi 3.5 TL'ye olan Varta Long Life Power pili de ekledim. Ha bir de sırf merak ettiğim için geçen yıl almış olduğum ve halen aktif olarak kullandığım GP Recyco 2000 mAh'lik şarjı pilini de listeye dahil ettim. Sadece bir pilden ne kadar enerji aldığımı merak ettiğim için dahil ettim. Normalde teste dahil olan bir pil değil. Çünkü şarjı pillerin verdiği volt da 1.2 volt oluyor. Normal çinko ve alkalim piller 1.5 volt gerilim veriyor. Hesaplamaya geçmeden önce bu test ile elde etmiş olduğum sonuçlar tamamen kendi oluşturmuş olduğum koşullarda elde ettiğim sonuçlardır. Ve sadece kıyaslama amaçlı kullanılmıştır. Ben oyuncak motoru ile 1 saatte bitirdiğim bir pili siz farklı bir cihaza taktığınızda farklı bir sürede bitecektir. Bu testi kumanda gibi daha az akım çeken bir cihaz ile yapsaydık elde edeceğimiz süre daha uzun. Daha fazla akım çeken cihaz ile yapsaydık elde edeceğimiz süre daha kısa olacaktı. Gelelim sonuçları değerlendirmeye. Şimdi adım adım gidelim. İlk bölmemizi açalım. Burada pillerin isimleri ve hangi türde oldukları. Zaten iki türü var. Şarjı pili saymıyorum. Alkalin ve çinko karbon. Diğer bölmemizi açalım. Burada pilin kaç adet olduğu ve fiyatı ve bir adetinin fiyatı mevcut. Bu noktalı yerler Excel'de gruplandırma yapmak için kendim oluşturduğum yerler. Bir anlamı yok yani. Diğer bölmemizi açalım. Burada ilk başta yüksüz başlangıç gerilimini görüyoruz. Pil boştayken aldığımız değer bu. Pili güce bindirdiğimizde, yani motoru çalıştırdığımızda aldığımız ilk değer bu. Bu da bittiğinde aldığımız değer. Bu değerlerin hepsi volt biriminden. Ortalama çe çekilen akımımız 270 aldım ben bunu. 3 aşağı 5 yukarı bu civarlarda akım çekiyoruz. Bir sonraki bölmemize geçelim. Burada pillerin dayanma sürelerini yazdım. Burada işlem yapacağım için de saat ve dakikayı saat cinsine çevirdim. Evet paravan açıyoruz sonuçlar geliyor. Sahip olduğu enerji işte aradığımız yer burası. Sahip olduğu enerji yukarıda şurada formülü görüyorsunuz. Tıklayalım. Ortalama çekilen akım ile sürenin çarpımıyla elde edilen miliamper cinsinden değer. h 101in pilinden 342 miliamper güç elde etmişiz. Mesela Varta Long Life Power'dan ise 531 miliamper güç elde etmişiz. Sahip olduğu enerjilere göre sıralayalım bunları. durasel 10 kat dediğimiz pil yaklaşık 6 saatlik bir enerji vermiş bize. Yani bu da 1615 mAh'a denk geliyor. İkinci sırada GP'nin şarjlı pili gelmiş ki çok güzel bir değer. 2000 miliamperlik bir pilden 1615 miliamperlik bir güç elde etmişiz. Ki bu şarjlı pillerin tekrar tekrar doldurulup yaklaşık 1000 defaya kadar şarj edildiğini düşünürsek GPI saymazsak Duracell 10 katın hemen arkasından Kodak Max Super 15X 1251 miliamperle ikinci sırada. Ee, Duracell 10 kata kadar çıkartır da Kodak 15X'e çıkartmaz mı? Ama maalesef Duracell'in 10 kata kadar olan pili Kodak'ın 15X pilinden yaklaşık 400 miliamper önde çıktı. Gelelim Duracell 20 kata. Duracell 20 kat 828 miliamper. Duracell 10 kat 1615 miliamper. 20 kat 828 miliamper. Duresel simple ise 729 miliamper. Şimdi Duracell'e sormazlar mı? Kral bu nedir? diye. Sen 20 kata kadar pil üretiyorsun. Fiyatına 8 TL çekiyorsun. 3 liralık Çin'de üretilen pilin ile aynı performansı sergiliyorsun. Getirelim görüntüleri arkadaşlar. Yeme ediyor? Bir sen varsın bir de ben. Ben de sen sen de ben olduğuma göre. Tamam sen yap. <laughs> Peki ben yaparım. Tek farkın makyajlı kasa olman. Üstüne basınca ne kadar pil kaldığını görüyorsun. İşte o. Arkadaş o da çalışmıyor iyi mi? Duresel Bay 20 kat. Sildim seni defterden. Şekil seni. Devam S edelim. Varta Long Life Power 3.5 liraya almışız. 531 miliamper enerji var bunda. Hemen arkasından BIM'in pili geliyor. 378 miliamper. Onun arkasından Varta'nın Long Life pili geliyor. İlk başta benim elimde Long Life vardı. Dediğim gibi sonuçları hiç ta tatmin etmedi. Ben de şu Long Life Power aldım. O da işte 530 mAh aldık ondan da. 150 mAh daha fazla. Yine az değil tabii ki. Ancak Varta Long Life niye bu kadar az hiç yakıştıramadım. Bir de fiyatı 3 lira. Duracell'in 3.75 TL'lik pilin neredeyse yarısı enerji elde etmişiz. Hatta Bim'in pilinden daha az enerji almışız. Hemen arkasından A101'in pili geliyor ki Varta A101 ile Bim arasında bir yerde sıkışıp kalmış. Bim ve A101 pili diyorum çünkü bu piller bu mağazalara özel olarak üretiliyor. A101'in pilinde geçtik. Şimdi Orbus mu? Orbus, Orbus nedir mı? ya? 274 miliamperle Orbus diye bir Çin malı pil var ki bu çinko karbon pil bunlar. Arkasından ise birbirine yakın olarak Panasonic, Toshiba ve Varta Super Life geliyor. En altta ise Sony'yi görüyoruz 135 miliamperle. Orbus nedir arkadaş ya? Yılların bildiğimiz Panasonic, Toshiba, Varta Super Life ve Sony'sini geride bıraktı. Hele Sony. Resmen ölü. Ben Sony'nin böyle bir pil üreteceğini sanmıyorum. Kesin bu pil çakma. Evet burası biraz karışık geliyor sanki. Şimdi gerekli sütunları kapatalım. Bir adetinin fiyatı kalsın ancak adet ve fiyatı kapatalım. Şunlar meraklısı için bilgiler. Ben bunları kullanmadım. Sadece kaydettim. Kapatıyorum. Saat dakikayı süre cinsinden hesapladık. Saat ve dakikayı da kapatıyorum. Ortalama çekilen akım 270 mA. Hepsinde aynı. Bunu da kapatıyorum. Ben hiçbir şey anlamadım. Şöyle yapacağız. Bizim amacımız neydi? 1 TL'ye başına bir pilden ne kadar enerji aldığımız yani kaç miliamper enerji aldığımızı hesaplayacaktık. Şimdi bunu bulalım bakalım. Ve son kutumuzda açılıyor. 1 TL karşılığında alınan enerji. Basit bir orantı kuracağız. 6 TL karşılığında 1615 miliamper enerji alıyorsak 1 TL karşılığında kaç miliamper enerji alırız? Formülü yukarıda yazıyor. Yani sahip olduğu enerjiyi bir adedin fiyatına böldüğünüz takdirde 1 TL karşılığında alınan enerjiyi buluyoruz. Buraya göre sıralama yapalım. O dönem BİM'in pili birinci sırada çıktı. A101'in pili ikinci sırada çıktı. En yakın rakibi ise Orbus çıktı. Sen neymişsin ya? Adını sanını duymadığımız Çin malı Çinko karbon bir pil 1 TL karşılığında alınan enerjide listemizin 3. sırasında yer alıyor. Ve dikkat ederseniz Duracell'in pillerini geride bıraktı. İlginç. Devam edelim. Duracell 10 kat 269 mAh alıyormuşuz 1 TL karşılığında. Kodak 250, Toshiba 236. Vay, Toshiba'dan beklemiyordum. Duracell Simply 194, Panasonic 183, Varta Long Life, Sony Varta Long Life ve Duracell Ultra Bay 20 kat listenin en aşağısında. Sen 1 pile 8 TL fiyat çekip Beklediğin enerjiyi de alamazsan listenin en dibine böyle boylarsın işte. Listemizin altında ise Varto Super Life'ın Çinko karbon pili var. Bir Çinko karbon pile de 2 lira fiyat çekmek nedir arkadaş ya? Zaten onun da 1 TL karşılığında 101 mA enerji almışız. Yine GP'yi saymıyorum çünkü bir adedi 20 TL olarak yazdım ben buna. Ancak buradaki değeri defalarca kez çarptığınızda bu pillerin hepsi arkada kalacaktır. Şimdi sonuçları yorumlayacak olursak BİM'in pili ve A101'in pili ya Orbus'u söylemeye dilim <laughs> Orbus'u söylemeye dilim varmıyor ne yalan söyleyeyim. BİM ve A101'in pili üstünden gideyim. BİM ve A101'in pili en iyi sonuçları elde etti burada. Tabi bu demek değildir ki pillerin arasında en kaliteli, en iyi, en güvenilir pil 1000 ve A101'in pili. Burada sadece bir TL karşılığındaki fiyat performans olarak en yüksek bu piller çıktı. Ancak bir pil daha uzun süre gitsin ve güvenilir olsun diyorsanız daha yüksek fiyatlı pillere yönelebilirsiniz. Bu tamamen sizin kendi kişisel tercihiniz. Ben bu konuda hiçbir şey diyemem. Evet merak ettiğimiz bir şey vardı. Duracell'in 10 kata kadar muhabbetini merak ediyorum diye. 1600 mA dersek ona böldüğümüz takdirde 160 diyebiliriz. Yani Panasonic, Toshiba ve Varta Superlife'ın Çinko karbon pilinden 10 kata kadar daha kuvvetli diyebiliriz yaklaşık olarak. Ancak 20 kat için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. 800 o yaklaşık 4 kata kadar enerji veriyor. Kodan 15x'lik modeli ise yaklaşık 6 katlık bir performansı var. 10 kat 20 kat apartman katı sandılar herhalde bunlar. Bakıyorsunuz adam 20 kat demiş 4 kat güçlü. Ucuz pillere bakarsak ucuz pillerle pahalı bir pili kıyasladığımız takdirde Duracell'i kıyaslayayım en mantıklı sonuç Duracell'den geldi çünkü. Bim'den 1.5 saatlik enerji alıyoruz. Duracell'den ise 6 saatlik bir enerji alıyoruz. Bu şu demek Duracell bitene kadar Bim'in pilinden 4 tane değiştirmeniz gerekecek demek. Ben burada bu pil daha iyidir. Şu pil daha kötüdür diye bir yorum yapmıyorum. Tamamen sizin tercihiniz ve imkanlarla alakalı olan bir durum. Belki pahalı pil, piller daha güvenilirdir. Bilemiyorum. Belki Orbus çok iyidir. Bilmiyorum. <laughs> Bu nasıl üçüncü sıraya geldi ya? Son olarak atık pilin içerisindeki civa ve kadmiyum gibi ağır elementler toprağın içerisinde 300 yıl kadar kalarak toprağa kullanılamaz hale getiriyor. Bu yüzden geleceğimize sahip çıkalım ve lütfen atık pilleri pil geri dönüşüm kutularına atalım. Bu içeriği eğlenerek hazırladım. Umarım siz de izlerken keyif duymuşsunuzdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Se